Artık onu hani söylemek hani konusunu bile açmak istemiyorum. Toparlanması lazım, kendine gelmesi lazım. Takımının en azından avantajı ele geçirmesi için. Peanut'a yani atıyorum yani koridora gidip herhangi bir skor almanıza gerek yok bir ormancı olarak. Baskı kurmanız gerekiyor. Yani rakip en şunu da yapabilirsiniz. Yani haritada kendinizi kaybettirerek yani takip edilebilirliğinizi hani sıfıra indirip rakibinizin sizi bulmasına bile zorlaştırabilirsiniz. Bu bile ormanda yapabileceğiniz en iyi hani akıl oyunlarından bir tanesi. Aslında bunu Ryze'da birlikte yapmışlardı alt koridorda. Gibi. Hiç totemlere yakalanmadan birdenbire. Ama işte orada düşünce güzel, uygulama hani her ne kadar onun sunucumasında bayağı bir çelişkisi olsa da yine de bence yapılmak istenen yani 2 ve 4 olan bir pozisyondan kesinlikle hani zararsız çıkmanız gerekiyor ki bu noktada biraz sınıfta kaldılar. Yani orta koridorda belki acaba hani Paum devreye girer mi? İlk oyun Yani kaybettikten sonra. bence girebilir çünkü o Girerse ne gizlisi katarım? Önemli olacak. Hani asıl sormamız gereken soru bu. Girdiği zaman hani EDG ne kazanacak Paum'dan? Evet agresif oyuncu, evet geri çok zor düşen bir oyuncu. koridoru kazanabiliyor. Geri düşse bile hani en azından toparlayabilir. Öne geçtiği zaman Paum'un yapabilecekleri hani say say bitmez. Ama ne kazandıracak? Önemli olan soru bu. Yani biraz da onun ya bu turnuvada Vladimir oynadığını gördük ki Vladimir takım oyunu için çok uyumlu bir şampiyon. Koridor her ne kadar şu an biraz daha güçsüzleştirilse bile ayakta kalıp kazanmayı başarabiliyor Evet. Paum bu şampiyonla birlikte. Yani en azından takımın hasar potansiyelini arttırır Vladimir alırsa, sallıyorum. Diğer şampiyonlarla görme şansı bulmadık ama Paum gibi yetenekli bir oyuncunun herhangi bir şampiyonda sıkıntı çekeceğini ben düşünmüyorum. Yani Scout'un da performansı çok İç açıcı değildi açıkçası bence. Yani bir şeyler yapmaya çalıştı ama seçim de bunu biraz zorlaştırdı. Ryze alıp böyle bir kompozisyona karşı oynamak cidden çok zor. Çünkü rakiplerinize yaklaşmanız gerekiyor. Yaklaştığınız zaman Aurelion Solitaire'de Zyra'nın o çiçekleri, sarmaşıkları. Baktığın zaman Jayce çok fazla hasar verebiliyor. Lee Sin'den bir anda Insect yiyebiliyorsunuz. Çok fazla tehdit Peki var. olması gereken Ryze'ı mı değiştirmek, oyuncuyu mu değiştirmek? Bence Önce bir Ryze'ı aynen değiştirip öyle. Aynen deneyebilirler. öyle. Zaten hani şampiyon seçimlerine bir göz atması gerektiğini söylemişti ki muhtemelen EDG'nin taktiği şu. Üst koridoru hani bırakıyorlar belli. Hani O net bir zaten herhangi bir yani. yardım gitmeyecekmiş gibi göründü en azından ilk oyuna baktığımız zaman. Yine muhtemelen tanklık veya işte yine bir Rumble tercihi gelebilir bu noktada koridordan. Ama önemli olan hani alt koridorun bile bu kadar önde olduğu noktada kule altı denemesi yaptılar. Hani bu oyunu bile kazanamıyorlarsa hangi stratejiyi uygulayıp EDG burada oyunu kazanabilecek? Benim aklıma şu an bu soru geliyor. Yani ormandan agresif bir seçim yapmıyorsunuz. Hani oyunun kaderini değiştirebilecek. Alt koridor ilk oyuna baktığım zaman oyunun genelinde önde baskı olan taraf skor alıyorsunuz. Ama sonuca baktığınız zaman yine Rock Tigers kazanıyor. Bakalım EDG bu sefer belki beklemediğimiz bir şampiyonu vadiye Belki bir Zac. sürebilir. Neden olmasın? Pek fazla onun şampiyon havuzunda değil ama agresif tercih deyince şu anki metada aklıma gelen şampiyonlardan bir tanesi de en azından günün ilerleyen saatlerinde yani ölüm kalım günün 2-0 olduğunu varsıyorum ve 3. karşılaşmada birazcık daha takımların artık son çare, kendilerinin rahat hissettikleri, hani bazı şampiyonlar vardır metada değildir ama siz onda güzel oynuyorsunuzdur ve rahat hissediyorsunuzdur. Bu tarz seçimlerin de geleceğini düşünüyorum. Tekrardan maça dönecek olursak da açıkçası ben Koro'nun performansının da o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani evet orta koridor baskın geldi, ormancı baskın geldi ama yine sizce de iyi idare etmedi mi? Yani çok fazla geriye düşürdüler. Ya bu kadar baskın herhangi bir oyuncu ise yine aynı durumda olurdu. Ben sadece yani ultilerini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ulti atması gereken zamanda atmadı. Şu var yani hata yaparsınız sıkıntı değil yani koca bir sezonu devamlı yüksek seviyede oynayan bir oyuncuyu düşünün. Bir de karşıda bütün sezon yedek kalıp yani Rocks Tigers'ın önüne sunulan bir adam düşün yani. Aradaki farka Al bunu bak. ye diye sümeme Yani verdiler bu ya. hani Adamımız bu sana. şöyle söyleyeyim yani tartışmamız bile gerekmiyor bence. Aradaki fark çok büyük çünkü. Yorumların için teşekkürler. Gerçekten güzel bir analizde geçirdik. Analiz masasından bu kadar. Sunucu masasına doğru geçiyoruz. Regener ve Second Best sizdeyiz. Çeyrek final serisinin ikinci maçı için yeniden sizlerle beraberiz. İlk maçı kazanan taraf Kore şampiyonu Rocks Tigers oldu. Edward Gaming ise ikinci maçta bakalım seride ben de varım diyebilecek mi? Bu açıdan çok 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 kötü olmayan sinyaller yolladılar. Ama bunu bir sonuca çevirebilecekler mi? Daha da önemlisi Rocks Tigers bunun sonuca çevrilmesine sence izin verecek mi? Yani Rocks Tigers'ın yaptığı şeyler normal sezondan veya grup maçlarından çok da farklı değildi.
Biraz daha değerli toplu halde göründüler bence grup aşamasına kıyasla. Şöyle, yani CLG ve Albus Nox'a maç kaybeden takımdan birazcık sıyrılmış gibilerdi bence. Ya biraz önde oldukları zaman oyunun ortasını müthiş oynuyorlar. Yani bir eşya, bir buçuk eşyalık bölümde 10-15 dakikalar, 10-25 dakikalar arası dünyanın en iyi takımı. Bir kere daha orada ne kadar koordine olabildiklerini, 2-2-3-3-3 ne kadar koordine olabildiklerini gördük. Ama sondaki oluşan tablo kadar büyük bir fark olmadı bende, bence. Bakalım EDG'nin bu seferki seçimleri neler olacak? JC yasaklılar, bence Jace sorun değildi. Yani JC yasaklamak ne kadar şey bilmiyorum. Çünkü sorun Jace'de değildi geçen maçta. Katılıyorum. Yani Jace yerine alacağı herhangi bir şampiyonla SMAP benzer bir etki yaratabilir. Valla şu anda çok metada olmasa da kullanılabilecek bir Fiora var. SMAP Fiora alırsa esas büyük problem orada çıkar. Çünkü Koron'un hiç karşısında durma ihtimali yok onun. Olaf'ı da yasaklar. Geçen sefer kendileri seçmişlerdi. Bu arada Nidalee yasak, Nidalee Syndra yasaklaması kırmızı taraftan geliyor çünkü ikisi de bir numara seçilebilir. Bu arada Rek'Sai'ye oynuyor gibi görünüyor Clear Love. Olaf yasaklamasıyla da beraber bakalım Rox, ama işte son yasaklamasında Rek'Sai'yi de masadan alınca Cannon yalnız açıkta kaldı ve Koron'un ellerinde Cannon izleyeceğiz. Onun bıraktığı dönemde pek bir Cannon yoktu aslında. Koron iyi bir Cannon oyuncusu yani. Cannon oyuncusuydu. Ama eğer Fiora gelirse yani oyunu bozabilir, öyle söyleyeyim. Peanut da yine Lee Sin'e geri dönüyor. İlk oyunda istediği performans sergilemişti. Tabii Fiora'yı almak zorunda değiller çünkü zaten karşı taraf üst koridor tercihini gerçekleştirdi. Zyra'ya çok fazla önem vermeye başladı Rox. Gorilla'da geçtiğimiz maçta oyunun kaderini değiştiren 2-3 hamle yapmıştı Zyra. Özellikle buhar dikenleri müthiş kullanmıştı iki yerde. O hatırlayacaksın, üst koridora Ryze ve Karma geldiği gibi paramparça etti. O yüzden Zyra'yı hem gerek koridordaki üstünlüğü hem de genel etkisi açısından çok daha öncelikli bir seçim haline getirmiş Rox Tigers. Clear Love bakalım orman tercihini yapacak mı? Yoksa bu noktada Deft'e de aslında bir şampiyon olabilir. Gerçi Deft bu noktada Sivir, Caitlyn, Jhina çıktı. Bu arada Kankrol. Jhina çıktı. Jhina çok seviyor bu arada Deft. Yalnız Olaf, Nidalee, Rek'Sai yasaklanmışken bir Skarner görür müyüz? Çünkü harika bir Skarner oyuncusuydu. Yani oyuncusudur Clear Love. Ve Ryze'ı yine almaya karar verdiler. Öte yandan Jhin'i izliyor olacağız. Yalnız hem Jhin'in hem Ryze'ın ciddi anlamda önde ileride durup kitle kontrol yaratan şampiyonlara ihtiyacı var. Cannon o isim değil. Yani bu arada Vayne gösteriyor. Seçeceğini hiç zannetmiyorum. Ormanda Hecarim görme ihtimaliniz ne kadar sence? Düşük. Haydi düşük. Clear Love'ın şu anki Sivir'den bir seçimde. Bu arada Twitch kilitlendi. Aurelion Sol yine Kuro'nun ellerinde olacak. Alt koridorda Zyra'nın yanında Twitch olacak. Tabii Caitlyn Zyra koridoru kadar agresif. O pardon. Bu arada bir görsel bir hata oldu galiba. Görsel bir hata oldu galiba, aynen öyle. Aurelion Sol ve Maokai. Maokai çok ilginç bir tercih. Gerçekten çok ilginç bir tercih. Burada yine görsel bir hatam var diye. Ama hayır. Oyuncuların kendi LED ekranlarında da göründü bu. Maokai çok ilginç bir tercih gerçekten. Valla şu göründüğü haliyle birazcık düşük hasarlı bir kompozisyon gibi görünüyor. Özellikle Maokai ve Lee Sin'le beraber, yani Zyra da sonuçta destek olduğunu asla unutmamak lazım. Ama bir destek için çok ekstra hasarlı olduğu için ona biraz güveniyorlar bence. Benim anlamadığım niye nişancıyı sona sakladılar? Nişancıyı sona saklamak için çok gerekli değildi sona saklamak. Yani belki o noktada desteğe göre bir tercih yapabilirler mi? Karim çok riskli olur. Çok riskli olur. Ama seçecek galiba. Ekerim yani Graves daha iyi bir fikir olur. Çünkü Clear Love Graves'e de çok daha alışkın. Bu arada arkadaşlar arasında Ahtapot Regumar olarak bilinirim. Sen çok düşük ihtimal demiştin ama İyi fikir değil bence Ekerim. Valla fikrin iyiliği konusunda herhangi bir fikrim yok ama geleceği görme konusunda hiç fena iş çıkarmadım. Bunu ya yaparken zaten de Clear Love'ın sihirdar birilerine hiç bakmadım. Ya zaten kalan ormancı havuzunda Ekerim, Graves, Skarner dışında pek bir şey kalmamıştı zaten doğal olarak. Ama emin değilim yani. Graves'in daha iyi bir fikir olmuştu. Ve turnuvada bu arada daha önce oynadığı Hecarim'i Clear Love bir kez. Orada da hiç ölmemişti. 9 KD'ye yakalamıştı. Bakalım benzer performans sergileyebilecek mi? Ki onu hızlandırabilecek bir Karma da destek rolünde Meiko'nun ellerinde olacak. EDG yine
geçen maçta yaptığı şeyin çok benzerini yaptı. Bireysel olarak dağınık 2-2'ler, 3-3'ler gibi çatışmalar için gerçekten güçlü şampiyonlara sahipler. Ama yine kitle kontrol yok. Yani Hekarim'in yer değiştirmesini veya işte Utsina getirdiği korkutması bir kitle kontrol, ne kadar kitle kontrolü sayılır? Kenan'ın var ama çok kısıtlı bir kitle kontrolü o. Yani kısıtlı ve bir kitle kontrolü dememek lazım. Birden fazla kişiye uygulanabildiği için nispeten özellikle ultisine yapılan değişiklikten sonra ama oraya girmesi gerekiyor her şeyden. Evet ve bir önceki oyunda bütün yumurtaları Koro üzerinde değildi. Scout'un elinde iyi bir şampiyon vardı. Deft'in elinde yine Ezreal vardı ama bu noktada kitle kontrolünün büyük kısmı Koro'da olduğu için şimdi paslı bir Koro'nun ellerine önemli bir sorumluluk veriyorlar. Az önce nispeten daha rahat bir roldeydi. Şu avantajı var EDG'nin. Çok daha yüksek atas pasar potansiyeline sahipler Rux'a oranla. Ama diğer taraftan da o Maokai'yla nasıl başa çıkılacak yani. Koridorda bir kere Kenan'ı en zorlayan şampiyonlardan biri Maokai. Kenan şimşek gibiyle kaçarken onu Ursinal işte yerine takip edebiliyor. Aynen. Ve yani Kenan baskın yapılması en zor şampiyonlarından ama Maokai ile çok rahat baskın, yani ormancı baskına geldiği zaman çok rahat kontrol altına alabiliyorsunuz. Hekarim artı ilk şöyle Hekarim alması aslında Clearlove'ın iyi oldu. Çünkü Clearlove Olaf'ı aldığı zaman ya da başka şampiyon aldığı zaman hemen hemen koridorlar hiç etkili olmuyor. Sadece ormanda dolanıyordu. Hekarim bunun için iyi. En azından ormanda dolanırsanız. Bir de 6'da ya benim ultim geldi bir baskı mı kursam, bir baskın mı yapsam diye orada yani gaza getirebilir onu. Şöyle eğer sadece ormanda dolaşıp kampları temizleyecekse Hekarim iyi. Çünkü Hekarim oyunun geç aşamasında inanılmaz kuvvetleniyor. En azından hani koridorlara etki etmezsiniz ama kendiniz güçlenirsiniz. Olaf'ta ve şeyde öyle bir durum da yoktu diğer şampiyonlarda. Ve Chicago'nun tarihi binalarından birisinde, Chicago Tiyatrosu'nda çeyrek final eşleşmesinde EDG ile ROX arasındaki ikinci maça doğru geçiyoruz. İlk maçı ROX Tigers rahat bir oyunla aslına bakarsan kazanmıştı ve seride 1-0 öne geçmişti. Bu noktada da bu seriden galip çıkan takım SK Telekom'un rakibi olacak. Orada da müthiş bir eşleşme. Hangi takım çıkarsa çıksın bizi bekliyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer şimdi Peanut'a çok iş düşüyor. Çünkü Hekarim ilk 10 dakika falan hiçbir şey yapmayacağı için Lee Sin ortalığı birbirine katacaktır. Yalnız Peanut çok etkili olamazsa ilk 10 dakikada, çok ekstra bir şeyler yapmazsa eğer EDG'nin kompozisyonu daha iyi. Uzun vadede özellikle bence de daha iyi. Şey, esas kritik nokta Rux'un orta ve oyunun ortasında çok etkili olmaması. Çünkü en etkili olduğu yer orası. Oyunun ortasında da çok geri düşmezler bence. Yani geçen maçta kompozisyonda çok ciddi sorunu vardı EDG'nin. Bu sefer Lee Sin'e yanıt vermek haricinde EDG'nin çok ciddi sorunu yok. Ki senin söylediğine ek bir argüman olarak da Caitlyn'in de oyunun ortalarında en zayıf dönemini yaşadığını söylemek lazım. Smeb bu arada eskilerden gördüğümüz, eskilerden alışık olduğumuz bir taktik. Fideleri biriktiriyor orada keskin gagalarda. 3 tane, acaba 2 tane bırakıp orta koridora mı bırakacak onu? Hayır, 3 tane fideyi bıraktı ve direkt olarak o ufakların altında cebine koymuş olacak. Ve deneyimini. Miaokai de yani çok uzun süredir görmediğimiz bir kostümdü. Harika bir kostüm. Smeb o avantajla beraber koridora gidiyor. Bakalım Koro neler yapabilecek rakibi karşısında. Kuro da bu arada rakibin keskin gagalarına gidip dönence ile beraber oradan 3 tane minyon ve deneyimi çalmak istiyor. Evet, birinciyi aldı. İkinciye doğru gidiyor. Yalnız Scout'un bu konuda farklı fikirleri var. Bir tane ufak minyonla beraber Kuro'nun oradan çıkması gerekti. Ve manasının bir kısmını da kaybetti esasında. Yalnız bir taneyi almak şu açıdan önemli. Şimdi Hekarim kurtları alıp gelip keskin gagaları alırsa 3. seviye olamayacak. Bir tane küçük keskin gagayı almak bile ormancının 3. seviye olmasını engelliyor. Yalnız Hekarim'den de çok çok erken bir baskın beklemediğimiz için o 3. seviye olmamanın gecikmesi çok fazla zarar vermeyecek ona. Başka şampiyon uzanlarım ama Hekarim zaten 3. seviye olması için kırmızıya gidecektir. Keskin gagalara gitmez ki. Ki nitekim kırmızıya gidiyor zaten. O da canının yarısını kaybetmiş durumda. Üst koridorda Smeb'in manasının bir kısmını kaybettiğini görüyoruz ama minyon sayısında da Koro'ya ciddi bir üstünlük sağladı. Ki Koro'nun ekstra fazla minyonu da yok. Şimdi Clearlove alt koridora doğru yaklaştı. Çalıda totemi yok bu arada ROX ekibinin. O noktada Deft'ten gelecek bir trajedi önemli olacak ama hayır. Clearlove oradan uzaklaşıyor ve kayıcılılara döndü. Ya
Orada oyunun her tarafında da harika kostümler var. Arcade Ekarim'de, Clear Love'ın ellerinde. Arcade serisinin ilk ve orijinal müthiş kostümü. Orada yani söyleyin o konuda fazla dezavantaj var. Tek bir kostüm var çünkü. Keza Jin'in de öyle. Şimdi Prey ve Gorilla ikilisi minyon dalgasını rakibinin üzerine doğru ittirecek. Tabi burada Deft ile Meiko eğer mükemmel minyon almayı başarırlarsa minyon farkını eşitliyorlar. Ama daha ilk minyondan kaçırdılar. Normal yani. Bu seçim yasaklamadan sonra bunu kabul ederek oynamanız gerekiyor. Ve bunun etrafını nasıl oynayacaksınız? Yani geçen sefer Zyra Caitlyn Cordor'una karşı büyük bir başarı kazanmıştı EDG ama o ekstra bir durumdu. Normalde olması gereken bu. Yani rakibin koridoru üzerinize yıkması. Orada orta koridorda Ryze hayaletini kullanmış bir noktada. Kuro bir oyun yapmaya çalışabilir mi acaba eğer bekleme süresine girdiğini gördüyse tabii. Ama Rynapse'i bu noktada scout'tan geliyor. Kuro'yu yerine mıhladı çünkü arkadan Ekarim geliyor. Clear Love Kuro'yu orada yakalayacak. Kuro yalnız güzel bir sersemletme. Şimdi orada uzaklaştırmaya çalışıyor ama Kuro sırtçasını ve hayaletini kullanarak bu baskından kurtulmayı başarıyor. Clear Love da bu baskın için kendi hayaletini kullanmış oldu ama en azından seriye geldiğini gördük. Evet. Ve şimdi Aurelion Sol'ün çok daha dikkatli oynaması gerekiyor. Ve diğer koridorlarda fazla etki yaratamayacak. Aurelion Sol'ü baskı altına aldı en azından. Bu bile bir kazançtır. Tabii skor değil ama en azından bir kazanç çıkarmayı başardı EDG. İşin ilginç yanı bu sefer Peanut'tan bir şey görmüyoruz ki Lee Sin oynuyor Peanut'ta. Yani Hecarim'den çok daha fazla aktif olmasını bekleriz. Ama hani biz Killian'dan çok bahsettik ama Peanut da şey ilk hafta itibariyle büyük hayal kırıklığı yaratan bir isim. Bu arada Simeon'un başı belada. Üzerinde büyük bir hasar var. Acaba bir şuriken daha gelecek mi? Koro agresif bir oyun yapmayı tercih etmedi. Çünkü bir şey gelse, Urziler'le yerine mıhlansa o kule onun canını okur. Gerek yok zaten. Koro'dan istenen tek bir şey var. Abicim başa baş git yeter. Başa baş git deniyor ama şu anda tek başa baş gidebilen o. Hem altı koridor hem orta koridor geriye düşmüş durumda. Ya bu arada Zyra'yı Jhin karşısında çok iyi bir seçim haline getiren bitkilerini alabilmek için iki tane otomatik saldırı yapmanız gerekiyor ve Jhin'in mermileri çok değerli. Yani o yeniden doldurma süresinde minyonu da kaçırabiliyor, baskı da kaçırabiliyor. Deft gidebilecek mi? Oradan ses dalgası tuttu. Şifasını kullanmak zorunda kaldı Deft. Gorilla ile beraber Peanut o noktaya rakip nişancının şifasını aldı. Şimdi yalnız Kuro gelmiş alt koridora. Clear Love çıkacak ama aynısını acaba Deft için söyleyebilecek miyiz? Şifası yok Deft'in ama Kennen'ın da ışınlanı yok. Rox bu noktada kule altına girebilir. Smeb'in de ışınlanı yok ama 4'e 3 bir pozisyon. Kule Scout altı, da geldi. Kule altı yalnız oldukça riskli olur. Bu sevdadan vazgeçti Rox Tigers. Eğer Gorilla 6. seviye olmuş olsa yaparlardı ama daha 6. seviye çok var. Bu arada Deft zorlanmaya devam ediyor minyon alma konusunda. Fark da 18 minyona kadar çıktı. Bakalım yine kule altında ne kadar başarılı olacaklar. Şimdi Ursuz ilerliş geldi Koron'un üzerine. 6. seviye olmuş durumda her iki oyuncu da bu arada. Yalnız bu takasın kötü kısmını alan taraf Koro oldu. Şimdi alt koridorda yine bir takas yaşandı. Peanut yine orada. Ses dalgasıyla minyonlara gidiyor. Kuleyi ciddi anlamda baskı altına alacaklar. Clear'ın buraya yardım etmesi şart. Ve Aurelion Sol yine alt koridora doğru yaklaşıyor. Ses dalgası tutmadı ama orada ilk kule için hem görüş üstünlüğünü almış durumda. Deft'in dikkat etmesi gerekiyor. Aurelion Sol da geldi. Kuro da orada. Yalnız yarı canlı şu anda Aurelion Sol. Meiko'ya tutan bir ses dalgası var. Takip edecek mi zannetmiyorum. Clear Love yerine mıhlamayı başardı. Üzerinde büyük bir hasar var. Ama şimdilik yine kuleyi kurtarmayı başardı EDG tarafı. Ama bütün bunlar olurken Deft geri gidemiyor. Ve şu can ve mana ile koridorda kalmak zorunda kalıyor. Ve yine geri gidemedi. Scout gelecek ve Deft geri gidecek muhtemelen. Abi gel şurada 2 dakika dur al. Gözünü seveyim. Aurelion Sol de burada zaten. Ne yapıyorsun? Gel şimdi buraya. Şimdi Clear Love'ı sersemlettiler. Ulti de geldi Aurelion Sol'dan. Sıçrasını da kullanıyor Peanut ama ilk kanı almayı başardı. Şimdi Gorilla Rynapse'i hemen bitkinlik geliyor Gorilla'dan. Scout'un hayaleti de boşa gitmiş oldu ve ilk kule kanını oynamaya devam edecek mi acaba Rock Tigers? Burada niye böyle bir koordinasyon yaptılar anlamadım. Bu şey sürerken, kuşatma sürerken Meiko'nun geriye dönmesi... Yani Meiko niye geri döndü bakalım. Yani burada Kuro'nun sersemletmesine yakalanmak Clear Love'ın sonu oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Orada sersemletmeye yakalanmamanız gerekiyor. Yani Zyra'nın dikenlerine ve sersemletmeye
şeyin sersem etmesine oynuyorsunuz, yakalanamazsınız. Yakalandığınız zaman 4 şampiyon var çünkü orada. Yakalanacaksanız bari kulenin arkasında yakalanın. Kulenin bir de önünde yakalandı Clear Love. Yani en azından yakalandı. Kalanı temizlemesi için scout'un bir ihtimali olabilirdi. Koro şimdi çalılarda Smeb'e yakalanacak. Pembe totemini bıraktı. Smeb uğursuz ilerleyişini kullanıyor. Koro da kendi ultisini kullandı. Smeb de kendi ultisini açtı. En nihayetinde orada skor sesi çıkmayacak ama pembe totemini kaybediyor Koro. İşler kendi adına oldukça zorlaşmaya başladı. İkinci Doran yüzüğünün ardından da bir savar pelerini almış durumda o noktada Maokai. Ve Ken'in hasarı yine azalacak. Şimdi Deft'in üzerinde Ken'in ultisi de geldi. Deft yeni döndüğü koridorda canının yarısını yine kaybetti. Ve cebinde bir iksir de yok. Yarısını değil, yarısından fazlasını kaybetti. %50'nin altına indi canı. Rux bu oyunda yani öyle kilit yerleri totem... Şimdi son perde geliyor. Kaçtı orada birinci mermi. Kullanacak mı acaba ikinci mermiyi? O da kaçtı. Üçüncü mermi, dördüncü mermi. Hiçbir rakip şampiyonları isabet etmeyince... Kaçırmaktan çok direkt bence şeye attı zaten. Hayır, Deft üçüncüden sonrasını sadece minyonlara atmaya başladı. Soran olursa minyonlara attım dersin. Kim bilecek? Şimdi Peanut Scout'u yakalamış. Kuro yine alt koridora doğru yaklaşıyor. Ulti kaçtı yalnız. Sersemletme de kaçtı. Meiko'nun başı dertte. Deft orada güzel bir şifa kullandı. Ve takım arkadaşını kurtardı ama Rux hala ısrarla alt koridorda ilk kule kanını oynuyor. Ve bu yavaş yavaş Prey'in de öne geçmesi demek. Ama bu sefer en azından Koro kafası rahat oynuyor. Ve Smeb'e karşı hiç fena da iş çıkarmıyor ama zaten Maokai ile Smeb'in çok öyle skor baskı yapmasını bekliyor. Ve ilk kuleyi altını Rux ite kaka aldı. Ve altında zaten öndelerdi. 2500 altına kadar da çıkarmayı başardılar. 10. dakikada yine hatır sayılır bir fark oluşturdular. Orta koridorda tabii Aurelion Sol'un bu kadar gezmesi Scout'un işine birazcık geldi. Scout minyon sayısını öne geçmeyi başardı. Ama Deft adına sıkıntı devam ediyor. Kulesini de kaybettiği anda zaten o minyonları kendi kulesine yaklaştırması gerekiyor Deft'in. Güvenli bir şekilde minyon biçebilmesi için. Bu da harita genelinde EDG'nin yaşayacağı bir pozisyon ve baskı dezavantajı anlamına geliyor. Meiko bu arada Prey'e yakalandı mı? Prey pembe totemini orada kurtarmayı başardı ve oyunun ilk ejderi için de Rock Tigers yavaş yavaş Okinos ejderi etrafındaki pozisyon üstünlüğünü kurmaya başladı. Clear Love orada keskin gagalardan aldığı güçlendirmeyle arka tarafa konan totemi yakalıyor. Şimdi pembenin yanında da bir totem var. Onu da temizleyecek mi acaba? Onu yoksa Ryze'a mı bırakıyor? Onu Ryze'a bırakacak. Yok. Meiko'ya bırakmış. Burada görüşü tamamen temizledi EDG cephesi. Yalnız geri dönüş zamanlamalarını iyi kullandı EDG bu noktada. Rakibin emek emek oluşturduğu görüş kısmını kendi lehine aldı. Şimdi yalnız Koro o noktada bir de uğursuz ilerleyişe de yakalandı. Peanut takip edecek mi? Kuro da geliyor. Aurelion Sol da geliyor. Koro sıçrasını saklayacak gibi görünüyor. Yok, sıçrası zaten bekleme süresinde. Yalnız Meiko da düşecek. Karşında Gorilla skorunu da almayı başardılar. Desteklerde birebirlik bir değişim oldu. Şimdi Scout Prey'in üzerine doğru gidiyor. Hayaletini de açmış. Prey'e şimdi geldi. Rune Apsi. Prey alabilecek mi? Orada bitkinlik geldi Prey'den. Bir Rune Apsi daha gelir mi? Hayır. Prey orada kaçmayı başarıyor. 90 kalibrelik anı iyi kullandı. Yalnız üst koridorda baskı kurduğunu biliyorlar rakiplerin. Acaba EDG ejdere gider mi diye bakıyorum. Pek öyle bir niyetleri var gibi görünmüyor. Okyanus ejderi olduğu için pek önceliği yok. Bu arada bitkinlik geldiğinde ama Prey'de bitkinlik yoktu. Kimden geldi bitkinlik? Kim için bitkinlik geldi dedim? Scout'a geldi diye. Yok, yanlış söyledim. Ha. Şifa geldi anlamında. Şifa demeye çalışıyorum. Evet, aynen öyle. Yeni meta nişancıda bitkinlik. Gorilla çünkü bitkinliği kullanmadı. Ben ona biraz şaşırdım o yüzden. Herhalde Clear Love'dan kurtulamayacağını düşündü. Ama bitkinliği kullansa Clear Love'dan kurtulabilirdi. Yani kurtulamasa bile birazcık zaman kazanabilirdi. Yalnız Koro'nun da dertleri bitmek bilmiyor. Kuro da geldi yine. O duvarın üzerinden geçecek. Şimdi sıçra uğursuz ilerleyiş. Koro'nun başı yine dertte. Aurelion soldan da ulti geldi. Koro sersemletebilecek mi kimseyi? Hayır, yapabileceği hiçbir şey yok. Roket kemerini kullandı ama bu onu hayatta tutmaya yetmedi. Bir sonraki aksiyonda sıçrası gelmiş olacak. Belki
Kuro şey, acaba Kuro şey diyor mudur? Abicim beni çağırdınız, getirdiniz buraya da. Ya ormancı bir kere mi uğramaz kardeşim? Döndüğüm güne lanet olsun. Yani Report Jungle T'ye yazacak yani. Ama bunu aralarında konuştular herhalde. Abi gel ama gel, ormancı orman hiç gelmeyecek oraya, haberin olsun. Üst korda orada skor verecek birine ihtiyacımız var. Biz Mouse'dan öyle alıştık demiş olabilirler. Yalnız önce Rumble, şimdi Cannon seçimi de zaten geriye düşse bile etkili olabilecek şampiyonları seçerek. Ya kaderine razı bir görüntü sergiliyor Koro şu ana dek. Ve Okyanus Ejderi için ilk hamle Rocks Tigers tarafından geliyor. Yalnız EDG'nin o tarafa doğru yaklaştığını söylemek lazım. Totemleri de var o noktada. Yalnız Rocks Tigers'a EDG'nin her türlü hamlesini geliyor. Şimdi Mako temizledi oradaki totemi ama kurtulabilecekler mi? Hayır. Okyanus Ejderi Rocks Tigers tarafına gidiyor. EDG de buraya gelirken harcadığı vakitle kaldı. Bu arada en kilit temel eşyalar yavaş yavaş oluyor. Rocks Tigers'ın en etkili olduğu dakikalar bunlar. Mesela Maokai için ruh gömleği bitmiş ki yani müthiş sinerjisi olan bir eşya o. Hem zaten koridorda şeye karşı, kendine karşı, hem de kendi pasifine çok daha değerli kılması, ruh gömleğinin pasifinin can yenilemesini. Şu anda o kritik eşiği geçiyor. Lee Sin orman eşyasını bitirmiş, Merkür adımlarını tamamlamış. İlginç olan bir Aurelion Sol GP'de 700'den önce şey mi yapacak acaba? Roket kemer yapacağını zannetmiyorum çünkü iki tane şey eşyası birbirine iki tane X'teki eşyasının pasifleri birbirine eklenmiyor çünkü. Mavi güçlendirmenin etrafında çıkan gerginlik de Peanut'ın mavi güçlendirmeye çarp atmasıyla sona erdi. Tabi bu en çok Scout'u üzdü. Kuro'ya yine bir ürün hapsi geldi. Sersemletmeden de kaçmayı başardı Scout. Bu takastan galip gelen taraf Ryze oluyor. Yalnız nişancılar arasında da 30 milyon fark açılmış durumda. Rocks Tigers için her şey çok iyi gidiyor. Tabi Aurelion Sol çok fazla... Bu arada pardon, tabi şey direkt GPL 700 yaptı şeyle birlikte. Hextech altı partlarla birlikte. Tek Hextech eşyası. İlk eşyayı hep Aurelion Sol'e GPL 700 yapıyorlar. Yalnız Deft'in de bu kadar geriye düşmüş olması, sadece Aurelion Sol diğer koridorlara gittiği için hani çok hafif geride gibi gözüküyor. Bütün koridorlar Rocks'ta net bir şekilde üstün. Üstüne üstlük kurdukları baskıda da bu sefer kuşatma kompozisyonları yine geçtiğimiz maçla çok benzer bir kompozisyon olduğu için yine oldukça iyi. Geçtiğimiz maç biraz daha iyiydi Jace sayesinde. Ama yine iyi bir kuşatma kompozisyonu var ve istedikleri kulenin başına gidip zorla, kaba kuvvetle alıyorlar. Rakibi o koridorda şeyden itiyorlar. Henüz Sekarim'den de bu ulti geldiğini görmedik bu arada. Öyle pozisyon yaşanmadı çünkü. Rocks Tigers herhangi bir çatışmaya girmeye gerek duymadan kuleleri temizliyor. Her iki oyundur da bu EDG'nin başına geliyor. EDG'nin gene temel sorunlarından biri minyon dalgası temizlemekte zorlanacaklar. Herhangi bir şeyi kırmaları, kuşatmayı kırmaları bu yüzden zor olacak. Oyunu soğutmaları da ki arada altın farkı 5000'e çıktığı için gene oyunu soğutmaları gerekiyor. Oyunu soğutmak için en kritik şeylerden biri minyon dalgası temizlemek, o konuda çok sorunlu bir takım. Yani minyon dalgasını güvenli bir mesafeden temizlemek desek belki daha doğru olacak. Evet. Çünkü Scout minyon dalgası temizleme konusunda sıkıntı yaşamaz ama girdiği noktada, yaklaştığı noktada SMAB'in uğursuz ilerleyişi için çok ciddi bir şüpheli konumuna gelecek. Aynen. Veya Zyra'nın dikenleri için veya Aurelion Sol'ün sersemletmesi için. Yani bütün o kitle kontroller direkt peşinde olacak. Trajedi tuttu Peanut'a ama Peanut pek oralı olmadı. Pembe Totem'e dikkatini çevirdi ve Pembe Totem'i almayı başardı. Rocks Tigers almadığı tek dış kule için orta koridora baskısını sürdürüyor. Takımı adına da minyon sayısında önde olan tek isim var. O da Ryze. Scout iki oyundur Ryze'la fena işler çıkarmıyor ama bu işleri ortaya çıkarırken de hani oyun sonunda bu aldığı minyonların hakkını verebildiğini söylemek güç, en azından birinci oyun itibariyle. Yani fena iş çıkarmıyor dediğin minyon konusunda fena iş çıkarmıyor. Yoksa takım savaşlarına çok fazla yakına girip hasar verme konusunda biraz zorlanıyor. Bu da yalnız minyon konusunda fena iş çıkarmasının temel sebebi Aurelion Sol diğer koridorlara çok gittiği için. Ve orta koridor kulesinde yine kaba kuvvetle almayı başarıyorlar. Bu konuda bir cevabı olamadı yine Scout'un. Bu arada şimdi son perde geliyor. Kuro iki tane mermiyi tanklayacak. Üçüncüyü de tankladı. Dördüncüyü de tankladı ama pek fark etmedi onun için. Yalnız su tabancasıyla mı ateş ediyor Jin ya? Ya Caulfield'ın savaş çekici var. Ya karşı tarafta zerre zırh yok. Yani Aurelion Sol'da sıfır zırh var.
neredeyse hasar almadı. Ama Jin'de de çok fazla bir hasar yok. Bu arada Rox rotasyonun bu kısmını harika yaptı. Meiko'nun geri dönmeye çalıştığı yeri görüyoruz. Vazgeçti geriye dönmekten. Yine aynı şekilde Clearlaw'un geri döndüğü yeri görüyoruz. Rox Tigers bedavadan bir ikinci kule almayı başardı. Ya EDG şu anda outclass oluyor rakibine. Ya rotasyon konusunda çok ciddi. Bir de Rox'un yaptığı şeylere yanıt vermeye geçtim. Rox bir şey varken alternatif karşı bir hamle yapmıyor EDG hiç. Yani sürekli Rox'a bir yanıt verme çabası var. Ama hem yanıt veremedikleri gibi ona alternatif olacak bir şey de üretmiyorlar. Kırmızı güçlendirmeyi de şu anda çalıyor Peanut. Her şeyini aldı rakibinin. 7000 altın bir fark var. Yavaş 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 geriye düşüyor EDG. Bu arada Meiko yakalandı. Şimdi ulti geliyor Caitlyn'den. Yalnız düşürmeye yetmedi. Şimdi Aurelion sol geldi. Clearlaw içeri girecek mi acaba? Hızlandırdı kendini. Şimdi Peanut'un üzerine gitti. Trajedi'den sıçayla kaçmayı başardı. Hecarim'den ulti kaçıyor ama Peanut skorunu en nihayetinde alacaklar gibi görünüyor. Şimdi Kuro sersemletmeden kurtulamadı. Runafs'ı geliyor. Yavaşlattı rakiplerin ultiyle beraber. Harika bir sersemletme. Clearlaw'un başı dertte. Dönencenin içinden çıkmaya çalışıyor Clearlaw. Çıkamayacak. Hayır. O noktada skoru almaya başaran Kuro oldu. Şimdi Smap geliyor. Gorilla geliyor. Başı dertte EDG'nin. Katlayamayacak. Yiyecekler burada. Rox Tigers'ın peşinde. Bir skor peşinde. 5 skor birden verdi EDG'ye. Bir skor Peanut skoru aldılar. İkinciyi alacağız derken bir anda toplu halde gri ekrana bakıyorlar. İnhibitör açacak zaman yok ama bu arada onu söyleyelim. İkinci kuleyi alacaklar ama inhibitöre kadar gidemeyecek Rox Tigers. Yani Baron daha yeni geldi. Baron da alamayacaklar çünkü ölüm süreleri çok düşük. Zaten Clearlaw geldi. Hemen aksan Deft geliyor. Clearlaw biraz fazla abarttı orada. Ama yine %2 canla yani toplam 20-25 canla kaldı şey. Bu arada Orion Sol düşse bile katliamı yiyeceklerdi muhtemelen ama yine Orion Sol'ünü de düşürmeyi de başaramadılar. Az bu ulti nasıl kaçtı o da olacak iş değil yani. Yani Hecarim ultisi gibi. Artı o ultiyi orada kullanmak, kaçırmasını geçtim. Yanlış o ultiyi orada kullanmak. Yani eğer Hecarim ultisini tek bir şampiyona kullanıyorsanız burada temel bir sorun var demektir. Bu arada Kuro da dönenceyi harika kullanmış. Sürekli Hecarim'in bulunduğu menzilde o sürekli hasar vermeyi başardı. Burada zaten Gorilla da bu arada 2'de 2 almış, hak ediyor. Burada zaten çıkış yoktu. En son baktıysan Rox Tigers'da hayatta kalan Aurelion Sol hariç diğer 3 şampiyonun canları %80-90'dı. Orada katliam gelecekti ama Aurelion Sol'ü düşürmeye en azından düşünüyorlardı. Onu da başaramadılar. Az önceki savaşta da Deft'in sadece 600 civarı hasar verebildiğini, diğer nişancı Prince'e 2300 hasar verdiğini gördük. Çünkü o tip mesafelerde, bu tip çatışmalarda Caitlyn savaş hasar verir ama Jhin'in oralara girmemesi gerekiyor. Şampiyonun özellikleri açısından. Fakat Jhin'in özelliklerini değerli kılacak, ileride ondan uzak mesafede çatışabilecek birebir çatışma yaşayabilecek, rakibi kitle kontrolle veya kendi savaş yetenekleriyle tutacak şampiyon yok ki. Hani Jhin'e uygun bir kompozisyon değil takım arkadaşlar. Ancak ön taraftaki çatışmaya şey girecek, Koro girecek. Koro'nun yıldırım fırtınasının içine atacak kendi yeteneklerini. Ama Koro sadece o yıldırım fırtınası rakibi durdurmaya çalışmakla kullandı. Hiçbir şeye de yaramadı. EDG'nin ormanı bu noktada tamamen Rox Tigers totemleriyle bezenmiş durumda. Rox Tigers kontrolü tamamen abi. Zaten şu anda 10.000 altın fark var. 22 dakika için 10.000 altın korkunç bir fark. Şu anda savaşabilecek durumda değil EDG. Oyunu soğutması gerekiyor. En az bir 10 dakika, 32-33 dakikalara kadar. Fakat bunu yapmak çok zor. Böyle bir kuşatma kompozisyonuna karşı oyunu soğutamazsınız. Yalnız her iki maçta da ben Rox Tigers'ın grup aşamasında yaşadığı ciddi problemlerin büyük kısmını üstünden attığını gözlemledim. Ha EDG çok mu iyi bir rakip onların bunu gösterebilecekleri? Hayır. EDG de grup aşamasından bu yana pek bir adım atamadığını gösteriyor bence bize. Büyük oranda sana katılıyorum. Bir tek Peanut'ın kendisini çok değerli kılan, işte Kore'de yani daha doğrusu dünyanın en iyi ormancılarından biri yerine koyan ve sezonu çok harika geçiren performansından hala uzak olmuştur ama genel Rox'u özel kılan koordinasyon, takım stratejisi,
kompozisyon kurup o kompozisyonun gereklerini mükemmele yakın yerine getirme gibi konularda yani Rocks'u özel kılan pek çok özelliğin geri geldiğini ben de düşünüyorum. Bu arada Baron Rocks Tigers'ta kalacak ama Işınlan geliyor şimdi. Cannon orada bir ulti kullanabilir mi? Cannon'dan ulti geldi ama harika bir cevap geliyor Aurel'in soldan. Geriye doğru ittirdi. Yine desteği almayı başardılar ama devamında herhangi bir şey alabilecekler gibi görünmüyor. Prey bu arada ultisini Meiko üzerinde kullandı. Peanut'tan bir ses dalgası tutar mı? Deft o noktada vücuduyla rakibini durdurmaya çalışıyor ama Deft ne yapıyor? Deft. Meiko da ters tarafta yakalanmış. Yine EDG tarafında, Çin takımı tarafında kameralar yan dönmeye başladı. Deft, Smeb'in arkayı kapattığını görünce zaten çıkışının olmadığını anladığı için çok kahramanca ekstra bir şey yapmaya çalıştı ama yapabileceği hiçbir şey yok. Ve oyundaki ilk inhibitör böylece düşecek. Rocks Tigers tarafından alınıyor bu inhibitör. Devam edecekler mi zannetmiyorum. Yok, etmeyecekler çünkü... Ama hiç gerek yok zaten devam etmelerine. Artı... Şimdi zaten ceplerinde bir sürü altın da birikti. Baron'dan sonra geri dönmemişler. Gelip son alışverişi yapacaklar. Aradaki altın farkı olmuş 15.000 inhibitör açıldı. Diğer taraftan alt koridordan muhtemelen kuşatmaya veya ikiye bölünüp iki çifte ayrı kitirmeli bir kuşatma yapacaklar. Ve muhtemelen oyunu bitirecekler. Yani şu aşamada EDG'nin savaşabilme yetisi yok. Burada yalnız bu Baron'da daha iyi bir savaş yapılabilirdi. Scout girdikten sonra Scout'un üzerine odaklandıkları Koro çok geç kalıyor. Şimdi Scout girip orada yetenekleri atmaya başladı ama Koro'nun çoktan girmiş olması lazım oraya. Keza Clear Love'ında Koro girerken ultisini kullanıp herkesi korkutması, korkutulmuş rakiplere karşı Koro'nun yıldırımları fırtınası kullanması lazım. Yani tabii Koro'yu Koro'nun söyleyebileceği şöyle bir argüman var. Benim gidebileceğim bir totem yoktu. Çünkü oraya o totemi yeni koymuşlardı. Dolayısıyla ışından atabileceği totem çok geç geldi. Ama şöyle, Scout girdikten 2 saniye sonra giriyor. Scout'un o zaman 2 saniye beklemesi lazım. Yani burada 3 tane önemli yetenek. Hecarim ultisi, Cannon ultisi ve işte Scout'un Runeups, daha doğrusu güç birikmesi, overload'u. Bunları koordine etmek o kadar zor. Çünkü zaten birer saniye arayla geldi. Sadece o birer saniyenin arasını kapatmak gerekiyor. Şimdi bu arada Koro arka tarafta kapattı. Koro'nun bakıyorum Zonya'sı var mı? Zonya'sı yok. Skoru çıkarmayı başardılar ama Meiko'yu da kaybettiler. Prey'i aldılar. Rakip nişancıyı aldılar. Yalnız şimdi uğursuz ilerleyişle Deft'i yakalamayı başarıyor. Smeb harika kaçtı trajediden de. Clear Love'ın ultisi bu sefer tutuyor ama herhangi bir şey değiştirecek mi diye soracak olursanız cevap yine hayır. Ve Rocks Tigers bu sefer oyunu bitirecek hamleyi yapabilir. Clear Love'a sıçrayla beraber gidiyor Peanut. Kendisi de düşmeyecek. Rocks Tigers 25 dakikada ifadesini aldı EDG'nin. İfadesini aldı. Bu sefer ilk maça oranla çok daha net. Çok daha... ilk maçta biraz şansları yanım. Bu sefer çok daha net bir şekilde kendi stratejilerini, kendi kompozisyonlarının doğrularını, kendi kompozisyonun üstlüklerini rakibi net bir şekilde dikte etti. Rocks Tigers EDG'ye hiç hareket alanı bile bırakmadı. Ve böylece çeyrek finallerde Kore üstünlüğü aldı başını gitti diye. Ay yuka çıktı yani artık ya. 3-0 ve 3-1'den sonra burada da 2-0 ki hani EDG'nin maç kazanması bile oldukça uzak bir ihtimal gibi gözüküyor şu ana kadarki görüntü. Çünkü ilk maçtan sonra ben EDG adına pek çok olumlu şey olduğunu düşünüyordum. Rux için de hani daha iyi olsa da o kadar da etkileyici gözükmemiş ama bu kaç çok daha etkileyici. Kuro bu arada kalkarken bacağını sandalyeye vurdu. Öyle bir sakatlık falan belki EDG'yi seriye ortak eder ama. Bacak değil de elde olursa belki. Geçerken elini bir yerde kopartırsa. Serinin ikinci karşılaşmasında da Kore temsilcisi, Kore şampiyonu Rocks Tigers üstünlüğünü sürdürdü. Ve seriyi 2-0'a getirmeyi başardı. Bakalım yarı finalde bir erken final göreceğiz mi SKT Rocks Tigers arasında? Rocks Tigers daha önce bir seride yenemediği rakibi karşısında bu sefer galibiyete ulaşabilecek mi? Geçen sene dünya finalinde tekrarını mı izleyeceğiz acaba ama çok ileri gitmemek lazım. Hala üçüncü bir maç var. EDG hala bir galibiyete belki seriyi eşitleyecek iki galibiyete birden ulaşabilir ama çok da olası görünmüyor. Şimdi bu maçla ilgili yorumları için sözü hemen analiz masasında bırakıyoruz. Sizdeyiz. Teşekkürler Regalnur ve Second Base. Rocks Tigers bir önceki maça nazaran çok daha net bir galibiyet almayı başardı. Gerçekten güzel bir karşılaşma izledik. Neler düşünüyorsunuz? Rocks Tigers ekibi 3-0'a doğru gidiyor gibi. Yani görüntü onu gösteriyor ama benim anlamadığım EDG tarafında iki tane olay var. Bir, neden Ryze devamlı ilk seçim yapıyorlar? Aurelian solu takip edemeyeceği yani edemeyeceği halde hala neden seçiyorlar? İki, Aurelian sola karşı oynamayı bilmeniz gerekiyor. Yani Aurelian solu aldığınız zaman bu aynı zamanda şu demek. Hani biz hem sağa hem sola biz baskı kuracağız demek. Siz bunu yapamadığınız zaman, yani şampiyonu kontrol edemediğiniz zaman
bir anda bir bakmışsınız hem sağ koridor hem alt koridor almış başını gidiyor. Ya ben de aynı şeyi değinecektim seninle aslında. Yani neden hala Aurelion Sol yasaklanmıyor? Yani neden? Ya da siz seçin. İlk seçimden siz alın. Ne kadar etkili olduğunu, yan koridorları ne kadar zora soktuğunu iki maçtır görüyoruz. Diğer tarafta Scout yerine Palm girecek. Benim aklımdaki bir diğer soru da bu. Bence ona da bir şans verilmeli. Yani sorun kesinlikle oyuncuda değil bu arada, onu söyleyeyim. Değil. Ve yani şunu söyleyeyim. Yani Rocks Tigers seçim yaparken inanılmaz mantıklı seçim yapıyor. Ya uzun zamandır biz Maokai'yi görmedik. Yani. Değil mi? Burada Maokai'nin seçilmesinin bir sebebi vardı. Dünya şampiyonasındaki ikinci Maokai olsa gerek. Diğer şampiyonlara kadar görmedik. En azından hani revaj olan bir şampiyon değil. Ya burada almaların tek sebebi Kennen'ı kitlemesiydi. Ya Kennen'a W atacak. Takım savaşı başlatmasını, yani zaten kamplıyorlar. Ha, takım savaşı başlatmasını sıfıra indirecek. Ulti etkisini sıfıra indirecek. Ha, ne oldu? Maokai'yi devreye giremedim. İkinci bir seçenek. Aurelion Sol ultisi geri ittirecek. Yani seçim yasaklama ekranında bile Rocks Tigers bu kadar ince detaylara o kadar çok takılıyor ki bunun ekmeğini zaten oyunun içinde gidişatında çok yiyorlar. İkinci bir olay, Clear Love altta, tamam adamlar belli yani ilk kuleyi almaya geldiler. Yani ilk kule kanını alacaklar. Yani niye bir de yanında bu ilk skor şeyinde yani ilk kanı hediye ediyorsun. Ya adamlar zaten 650 altın oradan ayrılacak. O garanti oldu artık. Yani niye sen de o çorbaya tuzuyken taraftan oluyorsun? Bir de kulenin önünde duruyorsun. Ya çok yani. Enteresan yani. Clear Love'ın bu turnuvada yaptığı işler, yine aldığı kararlar ve yaptığı hareketler gerçekten EDG tarafından inanılmaz düşündürücü. Ya aslında bir önceki mücadele bittiğinde burada konuştuğumuzda Clear Love'ın şampiyonluğunu değiştirmesi gerektiğini, daha agresif bir şampiyonla oynaması gerektiğini söyledik ama dozunda agresiflik diye bir şey var. Onu pek tutturamadı Clear Love. Yani attığı ultiler, yaptığı takipler çok gereksizdi. Yani sınırlarını bilmesi gerekiyor bir oyuncunun. Clear Love sınırlarını bilmedi. Ya şunu da söyleyeyim. Yani Rocks Tigers ilk oyun bu kadar belki tatminci değildi. Hani bu kadar... Ya yine çok fark vardı. Tek taraflı değil ama bu... Evet, bu apayrı bir şey. Bu çok oldu. Apayrı dakika 23'te yani. Bu Baron aldılar. Bu hani oyundan soğutan bir oyun tarzı eden rakip takımı. Rocks Tigers onu da sergilemeyi başardı. Tabii ormancınız iyiyken, yani koridorlarınız kazanıyorken ormancınızın da hani ekstra bir şey yapmasına gerek kalmıyor ki zaten hani bir ormancının hani belki de hani rüyasında falan gördüğü zaman böyle hani gülücüklerle falan kalktığı bir noktadır. O bütün koridorlar kazandığı zaman hani orman oynamak o kadar keyifli ve rahattır ki. Bir de şöyle hani bir şey var. Piyanat onu yaşıyor. Bir de şöyle bir şey var. Herhangi bir koridoru istediği gibi baskın atabiliyor. Yani. Yani orta koridora baktığında kitle kontrol var. Üst koridor zaten apayrı bir dünya. Maokai var elinizde. Alt koridorda Zyra tutarsa yine çok kolay baskın. Ama bir de diğer tarafa bakalım. Yani Ryze tutabilir ama belli bir menzile girmesi gerekiyor. Yani üst koridorda yine Kennen tutabilir ama karşısında çok tank bir şampiyon var. Hasar yetecek mi? Alt koridorda yani çok zor. Burada kaçan Hecarim ultisini göreceğiz. Yani burada güzel bir ayak oyunu yapmış Peanut. Her ne kadar Clear Love'da bizim kötü kullansa da. Yani bizim burada biliyorsunuz yani bunu bizim sunucumuza yaparsan çarşıya gönderdilerler. Pazara, yani bakkala. Pazara, hani arada... Yani Mısır çarşısına bile gitmiş olabilirsin yani. Burada da Aurelion Sol ve Zyra takım savaşının kralıydı ve kesinlikle Zyra Gorilla burada. Yani. Yani Gorilla attığı sırayla 3 kişiyi yere sabitlemeyi başarıyor. 3 kişiye ulti etkisini veriyor. Burada takım savaşını net kazandıran hamle diyebiliriz ki 2 maçtır da göz dolduruyor. Peki seçim ve yasaklamada ya hem alt koridor hala aynı tercih yapıyor. Orta koridor 2 maçtır aynı tercih yapıyor. Sizce bunlardan birini elinden Aurelion almak istemez mi? Aurelion Sol'ü yasaklamaları ya da seçmeleri gerekiyor. Ya da üçüncü bir tercih, takip etmeyi başarabilecek bir şampiyon. Ne var ama? Yani Aurelion Sol kadar hızlı bir şampiyon yok. Koridorları bir tek Twisted Fate var ama o da rahat edemiyor. Şöyle, o 6. seviyede ultiyle geliyor. Şöyle bir şey yani takip etmek sadece orta koridor oyuncusuyla olması gereken bir olay değil. Bunu totemle beraber yapacaksınız. Yani adamın oraya gittiğini, gidebileceğini, yani oraya gezintiye çıkabileceğini düşünmeniz gerekiyor sizin takım halinde. Hani işte onun gidebileceği yolları totemleyeceksiniz ve bu şekilde ya alt koridor yerinden çıkıp hani ikinci kulesinin önüne çekilecek. Bu Aurelion Sol'un bu gelişini boşa çıkaracak ve orta koridordaki oyuncuya yani işte Scout veya Pawn'a hani ekstradan minyon biçme zamanını kazandıracak. Siz bunları yapamadığınız zaman o Aurelion Sol her seferine gelip bir şeyler çıkardığı zaman oradan tabii ki de işler bir noktadan sonra hani kontrolün dışına çıkıyor. Ve yani EDG ekibi yükselen bir grafik de çizmiyor. Bir önceki oyuna göre çok daha net alınan bir galibiyeti çok bu. Çok da erken bitti. Ya aynen öyle. 25. 24-25 dakikada bitti. Bundan
bir hafta, iki hafta önce olsaydı, eğer bu eşleştirmeyi, takımların performansını izlemeden ilk gün Rox Tigers EDG karşılaşması olsaydı, bunun erken final olduğunu söyleyebilirdik. Ve belki de Dünya Şampiyonası'nın en merakla beklenen karşılaşmasından biri olduğunu söyleyebilirdik. Ama şu anda ya o kadar üstün ve tek taraflı bir oyun geçiyor ki. Ya bir de şöyle bir şey var. EDG Koro'yu tamamen bırakmış durumda. Yani ona yardım etmeyi bıraktım. O Baron Pit'inin ilerisine geçen bir oyuncu olmadı yani koridor safhası devam ederken. Clear Love'ın uğramadığını gördük ki bu kadar baskı varken. Ryze zaten genel olarak koridordan çok ayrılamadı. Aurelion Sol tehdidi olduğu için diğer koridorlarda. Yani üst tarafı bıraktılar ama diğer taraflarda da hiçbir şey yapamıyorlar. Sıkıntı da burada başlıyor. Clear Love tamam bir ya ormancının görevi bir koridoru kazandırabileceği bir koridoru öne geçirmektir. Üst tarafa gitmiyor. Orta koridorda baskısı yok. Alt tarafa gidiyor, skor veriyor. Bormancı ne yapıyor derim ben. Şu var bir de hani baktığınız zaman da aslında hani Clear Love açısından biraz da olaya bakalım istiyorum ben. Gittiği koridorlarda da hani bu sefer kitle kontrol de vardı. Vardı. Cannon olsun, Ryze olsun, hani Runeapps olsun, alt koridorda alt Karma'nın koridor, bağı olsun. Ya alt koridor Jin'in biraz şey. Trajedisi olsun. Yani aslında ufak ufak da olsa hani az olsa bir zincirleme kitle kontrol efekti vardı kullanılabilecekleri ama hani hiç pencere olmadı. Yani şunu hatırlayalım ya, oyunun 10. dakikasından itibaren alt kuleye yapılan Rock Tigers tarafından 2,5 dakikalık bir baskı vardı ya. Yani EDG cevap veremedi. Hani ne yapmak zorundayız? Hani ne de, veyahut da ne yapmalıyız diyemediler kendi kendine. En sonunda Meiko üstüne döndü. Bunu gören Rock Tigers ekibi size bir kişi eksik misiniz? Burada 5 kişiyiz deyip kuleyi güzel bir şekilde hani kuşatarak zaten orada hani ilk aslında sinyalleri vermiş oyunu kazanacağından. Çünkü yani orada verilen her şey zaten ilk kan çok önemli. Şu an şu metoda çok önemli. Aynen öyle. Verip karşısında bir de bir şey almıyorsun. Hani bir şey alsanız hani tamam. Bir de üzerine bir şey daha veriyorsun. Hani tamam siz ilk kuleyi verin. Tamam ilk kule kanını verin. Gidin başka bir yerden kule alın. Atıyorum hani evet hani. Ya da skor alın. Bir şeyler gibi. Yapın. Hani karşısında hiçbir şey alamadığınız zaman gerçekten çok hani kötü bir noktaya geliyorsunuz. Teşekkürler yorumlarınız için. Bu yorumlara devam edeceğiz. Chicago'da Hazazin'in yanında bir e-spor gazetecisi var. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. Chicago'dayız. Herkese merhabalar. Şu anda yanımızda Cene var. Kendisi e-spor yazarı. Hemen kendisine dönüyorum. Hi, how are you, Cene? I'm fine. How are you? Thank you. So, can you tell me, can you explain more about the e-sport, being an e-sport journalist? Being an e-sports journalist is very exciting because it's kind of new. And so I feel like there's a huge road being paved for us right now. And it's a little less corrupt than regular journalism. There has been a lot of bad stuff that's happening in the esports community, but there's still like a lot of good stuff. And I think it's wonderful. I love talking about video games. I love doing reviews, talking to fans about them, you know, and everybody just being super excited. Everyone's a lot more open in esports when you're talking about video games versus like, you know, regular news with politics and all the other crazy stuff. Okay, when did you get in this business? 2013. 13? So it's like 3 years? Yep, it's been three years. So have you ever been in another world championship like for past years? No, this is your first championship ever. Like, I've been to other gaming events where it was kind of like fighting games, like Evo and stuff like that, and that's been like really exciting. But this is like my first like world championship, like, and you just feel the energy, everything, like just being in there is crazy. It's so crazy and warming, and all the nerds are together, and we're all just like, you know, having fun. We still have our rivalries, but like we totally respect each other. So it's have you seen MSI? No. No. Okay. So which league do you like the most? Do you follow the most? I think I'm going to go for SKT. Okay. So you like Korean leagues. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Cene. You want to add something? Nope, not at all. Okay. Thank you. Teşekkür ettik Cene'ye. Sanırım o da SKT'yi destekleyenler arasında. Teşekkür ediyoruz.